Selamlar dostlar, ben İfen ve karşınızda Backpack Battles. Bilen bilir, God of Weapons diye bir oyun vardı. İşte böyle çantanız vardı, çantanıza silahları sığdırmaya falan çalışıyordunuz. Sonra o çantanızı büyütmeye falan çalışıyordunuz. Şimdi o oyunu düşünün, çantanızı geliştirmeye ve içerisine yeni eşyalar koymaya çalışıyorsunuz. Ve bunu yaparken de online bir şekilde oynuyorsunuz. Tam olarak bir roguelike değil ama roguelike elementlerinin online bir oyunda buluştuğunu düşünün. Tam olarak karşınızda Backpack Battles'ı bulacaksınız. Şöyle bir Unranked oyuna girelim bakalım. Bu videoyu izledikten sonra aşağı yukarı oyunu nasıl oynayacağınızı öğrenmiş olacaksınız. Temel mekanikleri öğrenmiş olacaksınız. Ve ben de aynı zamanda bazı eşyaların ne işe yaradığını keşfetmiş olacağım. Bir de ana menüye bir geri döneceğim. Gördüğünüz gibi solda karakterimiz var. Şu anki karakterimiz Archer. Archer mı? Bu Switch Class. Concede Active Game. Aktif oyunu bitiriyorum. Gördüğünüz gibi Ranger karakterimizin klasları var. Ranger klasımız var. Reaper klasımız var. Şu an sadece iki tane klasımız var. Full versiyonda yeni karakterler geleceğini söylüyorlar. Paraları var. İşte canları var. Staminaları var. Bunların ne işe yaradığını birazdan beraber öğreneceğiz. Ve skinler falan filan var. Ben bilmiyorum. Skin olayına pek girişmedim. Zaten 3-4 tane oyun falan attım. Hani oyunu anlamaya yetecek kadar oynadım. Şöyle oyunumuza başlayalım bakalım. Ben Ranger'ı seçiyorum. Burada bir market görüyorsunuz. Şuradan oyuna başlayabiliyoruz. Lakin oyuna başlamadan önce birkaç tane şey göstermem lazım size. Öncelikle sol tarafta bir çantamız var. Ve çantadan herhangi bir bölümünü çıkartabiliyoruz. Farklı yerlere yerleştirebiliyoruz. Burada bir gördüğünüz gibi chart'ımız var. Bu chart'ta istediğimiz yerlere kaça kaçmış bakalım. 9'a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9'a 7'lik bir chart'ımız var burada. Bu chart'ta istediğimiz yere çantamızı yerleştirebiliyoruz. Aslında tam ortalanmamışlar. Yani şuraya bir 10 yapsalar aslında daha simetrik bir şey elde ederlerdi diye düşünüyorum. Ranger'ın çantası farklıydı. Reaper'ın çantası farklıydı. Başlangıç eşyaları farklıydı. Sağda bir market görüyorsunuz. Paralarımızı görüyorsunuz. Her round kazandığımız bir para miktarı var. Ve bu paralarla da aldığımız şeyler var. Bir tahta kılıç görüyorsunuz. Hasarı var. 1.4 saniyede 1 ile 3 arasında bir hasar veriyor. Bunun bize verdiği bir stamina kostu var. Staminamızı azaltıyor. Her bunu yaptığımız zaman 0.7 saniyede bir staminamız azalıyor. Ve staminamız da işte saniyede şu anda bir stamina jenere ediyoruz. Ve şu anda saniyede 0.7 stamina kullanıyoruz. Yani stamina usage'ımız low. Ama biz silah almaya başladığımız zaman, başka şeyler kullanmaya başladığımız zaman yavaş yavaş bunun miktarı artmaya başlayacak. Neyse ki mesela ben marketten başka bir kılıç almak istedim. Ve şöyle bir tane de Whetstone aldım. Bu oyun basit değil dostlar. Kılıçları, silahları, bu gördüğünüz mini eşyaları nasıl yerleştirdiğinizin önemi var. Size oyun sonsuz olasılık sunuyor. Sonsuz olasılık birazcık abartı oldu ama çok fazla olasılık sunuyor. Mesela ben bu Whetstone'un ne olduğunu öğrendim. Bağlı olduğu, yani şu an yıldızlar var ya, ben mesela bunu döndürdüğüm zaman, bunu istediğim gibi döndürebiliyorum bu arada. Döndürdüğüm zaman yıldızları da dönüyor. Döndüğü zaman gördüğünüz gibi ikisinin de yıldızı aktifleşmiş oldu. Bu yıldızlar aktifleştiği zaman kılıcımız artık bir hasar daha fazla vurmaya başlıyor. Normalde 1-3 vuruyorsa 2-4 vurmaya başlayacak yani. İşte şu mesela Lucky Clover, şanslı yonca. Her şanslı yonca başına %5 kritik vurma şansı kazanıyoruz. Ayrıca Rangerback, bu karakterin kendi klasına özel bir çantamız var. 6 yerlik. Bu da bize içerideki her bir yonca için ekstra %5 şans veriyor. Yani şu an bir tane yonca ile beraber %10 kritik vurma şansı elde etmiş oluyoruz ve Whetstone sayesinde de hasarımızı +1 arttırmış oluyoruz. Markette farklı farklı şeyler var. Eşyalar var. Mesela burada bir Lamp of Coal var. Gördüğünüz gibi alacağım şimdi bunu. Marketime çantama koyabilirim. Çantama koyabildiğim gibi silahların üzerine de takabilirim. Mesela bakın Weapon Socket yazıyor, Armor ve Other Socket yazıyor, bir de Backpack yazıyor. Oyunda weaponlar var, yani silahlar var, armorlar var, işte zırhlar var, bir de backpackimiz var. Backpackimizi de buradan çıkartıp buraya koymamız oluyor. Şu an bizim herhangi bir armorımız yok. Weapon soketlerine takıldığında %70 şansla +1 hasar vurmamızı sağlıyor. Eğer backpack'e koyarsak her 3 saniyede bir rastgele bir
buff elde ediyoruz. Karşı rakibe de rastgele bir debuff veriyoruz. Oyundaki buffların ve debuffların ne işe yaradığını da yavaş yavaş sizlere açıklayacağım. Şimdilik bu kadar para harcamak yeterli. Burada recipes diye bir bölüm var. Oyunda çok farklı şeyler var dostlar. İşte potionlar, sihirli, efsanevi silahlar, bilmem neler. İşte mesela bakın, bunu yapmak için Hungry Blade'e ihtiyacınız var ve Mana Orb'a ihtiyacınız var falan filan. Mesela Hero Sword, mesela Wooden Sword var elimizde, bir tane de Weston'umuz var. Bir kapatalım şunu. Mesela Wooden Sword var, yanında bir tane Weston var. Eğer bir tane daha Weston alırsam bu silahlardan bir tanesi şuna dönüşecek. Hero Sword, kahraman kılıcına dönüşecek. Tahta kılıç kahraman kılıcına dönüşecek. İşte o kahraman kılıcı da başka şeylere dönüşebiliyor falan filan. Ben sadece bu kadarını açabildim. İşte Bloody Dagger, işte Lucky Piggy falan filan. Bunları yavaş yavaş karşılaşırız. Marketi genel olarak mantığını anlatmış oldum. Bakın karşımda bir düşman var. Buradan savaşın hızını ayarlayabiliyorsunuz. Tam olarak canlı gerçekleşmiyor bu savaş. Bakın buff'larım var burada. Onun da buff'ları var ve debuff'ları var. Yendik. Bir cana sıfır can. Yani ucu ucuna yendik aslında baktığımızda. Şu şekilde hide yapıp log'a baktığımız zaman kaç hasar aldığımızı ve kaç hasar verdiğimizi, neyin ne hasar verdiğini görebiliyoruz. Ayarlarımız burada. Online olarak bizi birileriyle eşleştiriyor ve ama eşleştirdiği anda kimin kazandığı belli oluyor. Yani siz savaşı izlerken 3x hızda da izleyebilirsiniz. 0.1 hızda da izleyebilirsiniz. Ona bakarız bir sonraki bölümlerde, show diyelim. Ayrıca 10 tane şey almanız gerekiyor, kupa almanız gerekiyor. 5 tane de canınız var. 5 defa kaybetme hakkınız var. Yani kaybedince iş bitmiyor dostlar. Garlic. Garlic her 4 saniye boyunca 3 tane kalkan kazanıyoruz. %30 şansla düşmanın bir tane Vampirism buff'ını alıyoruz. Vampirism'de eğer yakın bir saldırı silahıyla vurursanız eğer bir tane can kazanıyorsunuz. Bu anlama geliyor. Oyunda Ranger'lar var ve Reaper'lar var. Ranger'lar genellikle çok hasar vermeye odaklı inşa edilirler. Reaper'lar ise genellikle can yenileme ve buff'lara yönelik inşa edilirler. İşte gereken hasar zamanda vuramazsınız mesela bir Ranger olarak Reaper'a. Oyun uzadığı zaman Reaper'lar genellikle avantajlı olurlar. Bunlara, bu tarz şeylere oyun içerisinde dikkat etmek gerekiyor. Benim açıkçası hoşuma giden özelliklerden bir tanesi. Spear alabiliriz. Ne yapalım? Şöyle bir şey yapalım. Buradaki bu arada yeri dediğim gibi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Birbirine bağlı olmak zorunda da değiller. Ama bağlı olması genellikle çok daha mantıklı oluyor. Şunu mesela şöyle yapalım. İstediğiniz gibi bunların yerini değiştirebilirsiniz. Şuraya da mesela bir spear alalım. Gördüğünüz gibi. Mesela bunun da ucuna ne gerekiyormuş? Mesela buraya koyabilseydik kılıç olduğu için bir artı yıldız kazanacaktık ama kılıcımız yok. Artı yıldız veremiyoruz. Bir şekilde verebilir miyiz? CTRL'ye basıp silah bastığınız zaman direkt çantanıza atıyor bu arada. Eğer istemediğiniz bir şey varsa, ileride çok fazla eşyamız olacak, buraya bırakıp altın karşılığında satabiliyoruz. Tabii ki yarı fiyatına falan satıyorlar. Bu şekilde indirimde bazı eşyalar olabiliyor. Bunun dışında bakalım bir şekilde bunu buraya yerleştirebilecek miyim? Şunu bırak. Sen gel bakalım şöyle. Whetstone'u şöyle yapalım. Oldu. Bu niye oldu? Boşluk mu? Boşluk mu lazım bunun şey olması için? Evet, boş olması lazım galiba. Bunun önü ne kadar boşsa? Her boş slot için bir şey destroyluyor. Karşı tarafın zırhını yıkıyor anlaşılan. İyiymiş, fena değil. Ben bakalım buna iki tane boşluk bırakabilir miyim? Emin değilim. Bir deneyeceğim. Yok abi, olmuyor. Az önceki şekilde yapalım biz yine. Böyle miydi? Böyleydi. Birazcık hani eşyaları nasıl yerleştireceğinize de vakit ayırmanız, düşünmeniz gerekiyor dostlar. Oyun bu anlamda stratejik açıdan önemli.
Mesela staminamızı çok kullanıyormuşuz. O zaman bunu bırakalım abi. Bunu bırakacaksak şöyle bir şey yapabiliriz. Bunu satalım. Şu anda bir saniyede bir stamina kullanıyoruz. 1.4 1.4 kullanıyoruz. Bir rejenere ediyoruz. Ben bunu bir şekilde yaparım abi. Dur, bir dakika. Onu da sattığımıza göre. Şunu şöyle yan koyabilir miyim ben? Evet, ben bunu yaparım abi. Evet, şöyle yapacağız. Gördüğünüz gibi 3 yıldız elde ettik artık. Şunu da sağ tık yaptığınız zaman lokluyorsunuz. Burada Hero Sword görüyorsunuz. 2'de 0 artık 2'de 1 oldu. Bu şekilde şeyleri takip etmeniz de gerekiyor. Ben şunu da alayım bakayım. Şöyle bir şey yaparsam. İşe yaramıyor. Peki. Diken. Gereksiz. Savaşa başlayalım bakalım. Ya karşıma çok fazla armorlu birisi geleceğini düşünmüyorum ama ha geldi. Kaybedeceğiz galiba. Ha, staminası bitiyor belki. Belki yeneriz. Yendik. Ucu ucuna yendik. Görmüş olduğunuz gibi. Mesela bunu ben birazcık daha farklı koysaydım belki de yenemeyecektik. Fanny Pack. Bu şekilde marketten slot da satın alabiliyorsunuz. Spear. Ne alalım? Şuraya şöyle bir şey alalım. Hatta şöyle bir şey yapalım. O slotlara da ihtiyacı var. O slotlara da ihtiyacı varmış. Peki. Öyle olmuyor yani. Şunu geri koyalım. Maalesef istediğim, dilediğim gibi olmuyormuş. Bu mesela Fanny Pack'in içine koyduğunuz şeyler. Neydi bunun özelliği? Gösterecek misin bana? İçerideki eşyalar %10 daha fazla, daha hızlı bir şekilde triggerlanıyorlar. Can yenileme açısından bir tık sıkıntımız var. Ne yalan söyleyeyim. Ama muhtemelen bunu bırakacağım. Broom daha çok işime yarayabilir. Bedstone falan gelmedim. Broom alacağız muhtemelen. Satarım yani bunu. Bilmiyorum, daha fazla stamina kullanıyor. Belki de yanlış bir şey yaptık. Şu an staminaya da ihtiyacımız var. Bu bununla şey oluyor mu? Olmuyor. Yok, yanlışlıkla bastım. Chop'u reroll'layacaktım. Peki. Şunu şuraya koyarım ben. Şöyle bir zırh alalım kendimize. Şöyle de bir piggy bank alalım. Şuradaki Lucky Clover'la iki tane Lucky Clover ve bir tane piggy bank size Lucky Piggy verecektir. Öyle bir resipi var. Bu arada video kasıyor mu çekerken acaba ya? Ben oynarken kasmıyor ama çekerken kasmıyordur umarım. OBS'te biraz kasıyor gibi gözüküyor. Bakın karşımızda bir Reaper var. Ve şu an Reaper'ın build'ı bizden daha iyi olduğu için bizi mahvetti. Goobert iyidir. Ve bir tane daha Whetstone. O Whetstone'u bir şekilde koyacağız şimdi. Her şeyi atıyorum. Farklı şekilde yerleştireceğiz. Bu Whetstone'a ihtiyacımız var. Bu elden sonra şeye dönüşecek. Bir tane yer satın alalım. Goobert koyalım. Nereye koyalım şunu? Bunu buraya koyalım. Peki. Seni de şöyle koyalım. Sen buraya gel. Sen de buraya gel. Bu herhangi bir şekilde yardımcı oluyor mu? Hayır. Peki. Ne bu? Penle Broom yan yana gelirse bir şey mi oluyor? Seni biz bir satsak mı hocam?
Şey diyeceğim, Spear sanki daha iyi. Seni satalım biz. Seni rezerve edelim. Rezerve edebiliyoruz bu şekilde dostlar. Ben Spear alıyorum. Bir şey olmaz. Yani stamina usage'ımız birazcık az olsun. Pan'ı bir sonraki el alırız. Broom'la birleştiririz. Belki içerisinden güzel bir şey çıkar. Bakın gördüğünüz gibi Lucky Piggy yapıyor bu da. Yemek eşyaları var. Yemek eşyaları size can kazandırıyor dostlar genellikle. Bayağı bir hasar veriyoruz bu arada. Ama can yenilemesi çok iyi. Sonunda verdik hasarı. Broom sanki çok daha iyi gibi. Steel Goobert hayır. Steel Goobert istemiyoruz. Steel Goobert oyundaki en kötü Goobert'lerden bir tanesi. Henüz açmamışım ama internetten gördüm yani. Çok insanların hoşuna giden bir Goobert değil. Goobert'ları farklı eşyalarla birleştirdiğiniz zaman farklı bir transformasyon elde ediyorsunuz. Dagger'ımız var. Stamina usage'ımız artık low. Artık Hero Sword olduğu için çok daha az kullanmaya başladı. Box of Riches. Bu da işimize yarayabilir açıkçası. Seni şöyle koyalım. Pen alacaktık biz değil mi? Birazcık da yere ihtiyacımız var aslında. Seni biz alalım. Dagger'ı da aslında bir istemiyor değilim açıkçası. Neyse bunu satacağız. Ben bu el buraya gitmeyeceğim. Birazcık yere ihtiyacımız var. Seni rezervden kaldırıyorum. Bir tane spikes kazanıyorsunuz. Eğer melee bir weapon'la hasar alırsanız şey olmuş oluyor. Düşmana bir hasar vermiş oluyorsunuz. Hani siz mesela şöyle bir şey var. Bunu aldınız, atıyorum spike'ı stacklediniz. 10 tane spike'ınız oldu ama düşman size 6 vurdu. Yani siz şimdi düşmana 10 mu vuracaksınız? Hayır. Düşmana 6 vuracaksınız. Öyle de bir not var altında. Spike. Şunu şöyle yapalım. Bu spike'la beraber shield'ı birleştirirseniz spiked shield elde ediyorsunuz. Bunu da görmüş olalım. Hadi bakalım. Blueberries de güzel aslında da neyse. Şu arkadaşta Box of Riches her markete girildiğinde bir tane şu gemlerden, Lamp of Coal gibi Lamp of Coal tam bir gem değil ama ona benzer gemlerden veriyor. Birazcık hızlandıralım bakalım. Yenebilecek miyiz? Yendik. Güzel. Reaper'la beraber çok saçma bir build yapmaya çalışmış. O yüzden yenmeyi başarabildik. Gördüğünüz gibi Spiked Shield. Oo bu çok güzel ama ya. Corrupted Crystal. Düşman %30'un altında cana sahip olduğu zaman %50 daha fazla hasar veriyor. Bunu Hero Sword'a mı verelim, Spear'a mı verelim? Ben alacağım bunu. Aslında cana da ihtiyacımız var. Can yenileme işine de ihtiyacımız var. Ama yani... Şunların yan yana olması bir şey ifade etmiyor. Farklı bir şey olması lazım. Şunu alayım ben de. Şunu alacağım. Corrupted Crystal. Bir de bu arada fark ettiyseniz sıfatlar birazcık kötü. Bu neymiş? Chipped Amethyst. Dediğim gibi yani mesela Chipped Amethyst dediğiniz zaman mesela bir tane daha Chipped Amethyst gelirse yan yana koyduğunuz zaman bunlar birleşip Flowed Amethyst'i oluşturuyorlar. İki tane Flowed Amethyst'i bir araya getirince daha iyi bir Amethyst elde ediyorsunuz ve vesaire vesaire. Bunların sürekli mesela bu Common ya bunun nadirliği. Bunun nadirliğini gitgide arttırmış oluyorsunuz. Bence fena bir özellik değil. Your opponent's healing is reduced by 15%. Mesela çok güzel bir özellik bence. Düşmanın iyileştirme özelliği %15 azalıyor. Bunun dışında healing herbs. Bence işimize yarar bu. Healing'e ihtiyacımız var. Şöyle yapalım. Ve maçımıza başlayalım bakalım. Birazcık stamina usage'ımız low. 1.2 harcıyormuşuz, o kadar da değil de. Bakalım bunu kim yenecek. Steel Goobert yapıyor gördüğünüz gibi. Onun can yenilemesi daha fazla olduğu için muhtemelen o kazanacak. Bakalım. Fatigue. Yeniyor muyuz? Spear sayesinde. Yeniyorsak Spear sayesinde olur bu. Rakibin canı %30'un altındayken daha fazla hasar veriyoruz. O yüzden biz kazandık.
Health Potion işimize yarar. Aiken Color. Hmm, Aiken Color da işte bizim çantamızın verdiği özelliği veriyor aslında şuradaki. Ranger Bag. Ranger Bag'in bir eşya olmuş hali gibi düşünebilirsiniz. Her bir şey için, Lucky Clover için ekstra %5 hasar veriyor. Mesela bunun kritik vurma şansı %10 ise biz bunu aldığımız zaman artık %15 olacak. Eğer bir tane daha Lucky Clover alırsak %30 mu? Yüzde kaç oluyor? Biraz daha artıyor. Bir tane daha Lucky Clover almamız mantıklı olabilir aslında. Hungry Blade. Bunu da istiyorum. İstiyorum hocam, istiyorum. Yetmiyor. Yer yetmiyor hocam. Neyi bırakıyoruz? Box of Riches mı? Bizim bunu bir şekilde halletmemiz lazım. Nasıl yapacağız? Lucky Pick ihtiyacımız yok aslında. Bunun etrafında bir yıldız yok. Peki. Sen nesin? Kaç vuruyor? 2.5, 2.2 saniye. Şu an bu daha güçlü gibi. Spear daha güçlü gibi. Epic ama... Bakayım. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Sığdırdık abi hepsini. Pekala. Güzel. Mesela Respilerden şunu da yapabiliriz. Mana Thirst. Eğer Mana Orb çıkarsa... Bunu yapabiliriz. Şunu da istiyorum. Sen dur abi. Sen gel. Garlic. Ne bu abi? Strong Health Potion. Güzel, güzel, güzel. Severiz. Şunu alsam mı acaba? Kritik şansını arttırıyor. Ben bunu bir sonraki el alırım. Şuraya yerleştiririm. Bu arada dostlar, daha bunun ranked olayı var. Yani ranklı bir şekilde insanlarla kapışabiliyorsunuz. Benim şu an bu 5. oyunum mu ne? Ranklı bir şekilde insanlarla hiç karşılaşmadım. Yani şu anda öylesine oynamak isteyen insanlarla oynuyoruz. Ve karşıdakinin mükemmel bir build'ı var. Yenmemiz çok zor dostlar. İmkanı yok. Maalesef debufflara baktığın zaman 12 poison aldık. Yani saniyede 12 poison hasarı. İnanılmaz bir şey. Ne yapalım bunu? Life Binder yok. Hunter. Hunter alacağız ya. Pathfinder. Yemek şey eşyalarından alıyor bu değil mi? Nature item. Peki abi. Ripsaw Blades. Mesela Legendary bir weapon geldi. Karşımıza Reaper tarzı build'i olan insanlar gelirse muhtemelen kazanamayacağız dostlar. Aiken Color'ı rezerve etmekten çıkartıyorum. Başka ne alabiliriz? O Book of Light da çok güzel. Ama bize yer lazım şu anda. Dragon Skin Boots. Hmm, bu da çok güzel abi. Ama bize yer lazım şu anda. Yani eğer 10 manamız varsa kullanıldığında 10 manayı kullanıyor ve 2 saniye boyunca invulnerable oluyorsunuz. Hiçbir hasarı almıyorsunuz. Kitabın öyle bir özelliği var. Çok kırık ama bizim mana build'ımız yok. O yüzden işimize yaramaz. Bize biraz yer lazım. Blood Amulet. Peki. Bu bize aynı zamanda stamina da kazandıracak. Out of gold. Peki. Dagger ve Blood Amulet'ı birleştirdiğimiz zaman güzel bir şey oluyor. Daha çok hasar vermemiz lazım. Daha çok hasar, daha çok hasar. Şunu mesela yan yana koyarsak Flawed Amethyst oluyor görmüş olduğunuz gibi. Koymama gerek yok, koymayacağım. İkisi de zaten common. Bir üzerine bir şey koyması pek bir şey değiştirmeyecek.
Peki abi. Devam. Bakıyoruz. Yendik. Ranger'lara karşı yenebiliyoruz ama Reaper'lar bizi mahvediyor. Şöyle Potion Belt. Bunu alsak iyi olacak. Şunu şöyle bir çıkartalım. CTRL'ye basıp. Bunu başka bir yere yerleştirelim. Şunu şuraya koyup bunu da içine koyalım. Çünkü bu Potion Belt içerideki potionlara %30 şansla içilmeden başka bir potion etkisi veriyor. Seni satsak mı ya? Sat gitsin abi. Steel Gubert değil. Ha sen şununla şey oluyorsun, değil mi? Gel bakalım. Blood Dagger oluyor. Ne bu? Bu olsun. Bunu istiyorum. Aa, zehirli dagger da yapabiliyoruz. Hayır, bunu istiyorum. Neyi satalım? Bir şeyleri satalım. Aa. Bayağı da storage'ımız oldu. Bloody dagger. Aa. Yani Gubert'e en kötü veririz blood amulet'ı. Maalesef olmadım. Şunu satsak diyeceğim. Üzerlerindeki çipleri satsak. Yok. 3 tane küçük şey satmamız lazım. İşimize yaramaz. Bunu satarsak alabiliyoruz. Hadi satalım. Alalım şöyle. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Biraz daha mantıklı bir şey yapalım. Bloody Dagger değil. Poison Dagger yapalım. Bloody Gubert yapalım. Steel değil. Ne bu abi? E tamam, Bloody Gubert yap işte. Ha sen, senin üzerindeki şeyi yap, çıkartalım. Blood Gubert yapalım. Hadi bakalım. Umarım hayatta kalırız bu el. Emin değilim, bilemiyorum. 46 poison verdi. Bunu yenmemiz imkanı yok bizim. Yendik mi? Ah be abi, çok yakındı aslında. Bayağı da hasar vermişiz. Gördüğünüz gibi Poison Dagger oldu. Stamina usage'ımız 1.8. Bayağı stamina harcıyoruz. Lifesteal Blood Gubert'la beraber bunu elde etmiş olduk. Hasarımızı bir şekilde arttırmamız lazım ama ne şekil o şekil bilmiyorum yani. Şöyle yapalım. Mana Thirst. Gel bakayım sen şuraya. Yani biraz cana da ihtiyacımız var çünkü bu şekilde gideceğim. Dur bir dakika, şunu bir yere illaki koyarız. Koyamıyor muyuz? Koyamıyormuşuz. Boşuna vakit kaybettik. Abi yendik mi? Yendik. Vallahi yendik. Güzel. Şununla şu. Şey oluyor mu? Olmuyor galiba. Bakın gördüğünüz gibi Mana Thirst. Nedir bu? Kaça düştü? 1.5'e düştü stamina usage'ımız. Dragon Skin Boots. Şunu alalım. Bu ne? Şimdi sana şu, sana da şu. 5 tane manamız olursa. Okey. Blood Gubert sayesinde can çalıyoruz şey düşmanlarımızdan. Bu da güzel. Bir health potion da yapar mıyız? Yaparım, bilirsin. Yaparım, bilirsin. Yani bunu oraya koymamız çok tatlı olur aslında ama bir şekilde onu yer değiştireceğiz. Şöyle yapalım, şöyle yapalım.
Yok, strong'u aşağı, bunu yukarı koyalım. Bu burada, bu da burada. Evet, güzel oldu. Yerleştirdik. Bu şekilde neyi nereye nasıl yerleştireceğiniz de önemli. Penny pack. Alsak mı? Paramız kalsın sanki ya. Da al gitsin. Al gitsin. Bir sonraki şeyde bir şey yapabiliriz. Rainbow Goobert yapmaya çalışıyor. Oyunda en kırık şey Rainbow Goobert dostlar. Bu arkadaşlar Rainbow Goobert yapmaya çalışıyor anlaşılan. Yani bütün özellikleri var Goobert'ın. Bir bundan lazım, bir bundan lazım, bir bundan lazım. İşte bir tane başka bir şeyli Goobert lazım falan filan. Free bir win aldık. Böyle rastgele bir şekilde. Bu bir şeyle oluyor mu? Olmuyor. Güzel. Canımız fazla. Canımızı yenileyebiliyoruz. Can çalabiliyoruz. Birazcık hasarımızı artık arttırmamız gerekiyor. Lightsaber. Spear'ı bırakıp lightsaber mı alsak? Şöyle yapsak ne olur? 0.9. One stamina per second. 1.5. 0.9 abi. Bunu alsam ne olur abi? Lightsaber'la da mesela bir Goobert yapabiliyorsunuz. Orası ayrı konu. 3 tane can yenileme kullan. Vainflict 7. Regeneration. Yok be abi. Fancy Fencing Rapier. 3 tane şans kullan. 2 hasar kazanabilmek için. Bu oyuna gelmesi gereken şey ne biliyor musunuz? Eğer bunu deckinize eklerseniz stamina usage'ımızın ne olduğu mesela. Bunun eklenmesi gerekiyor. Saniyede 0.6 kullanıyor. 1.5 yani. Aynı olacak bununla. Verdiği hasar bayağı artıyor. Ama süresi de artıyor. 3.3 saniye. 200 %85. %60 bir de accuracy'si var. 1.5 saniye cooldown'u var. Yok abi bu da gitmez bize. Gitmez. Değiştiriyorum. Protective Purse. Nasıl yapalım? Book of Light da geldi. Yani invulnerable olma olayı mümkün olabilir. Eğer dayanabilirsek yeterince. Bence dayanırız. O yüzden ben deniyorum. Hadi bakalım. Birazcık Spear'ın önünü şey yaptığımız için, doldurduğumuz için sıkıntı olacak ama biz bunu yenemeyiz. Yenemeyiz bence. Yeniyor muyuz? Yok, yenemeyiz. Zor. Stamina usage çok az. Verdiği hasar çok fazla. Yenemeyiz ki biz bunu. Ha, invulnerable olduk bir miktar. Bu bizi öne geçirmek için... 90 hasar... Ne? O 90 hasar vuran neydi? Abi şaka gibi 90 hasar vurdu. İnanılmaz. Stamina seke ihtiyacımız var. Yani staminamız yüksek olduğu için aslında bir miktar sıkıntı yaşıyoruz. Şöyle nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Bu daha hızlı triggerlanacak şimdi. Şunu şununla değiştiriyorum. Yani tek canımız kaldı. Hadi bakalım. Param da fazla aslında. Bir şeyler deneyebiliriz. Blood Emult. Out of gold. Maalesef. 3 altına ihtiyacımız var. Can güzel olabilir. Düşüneyim. Yok. Daha fazla işimize yarayacak bir şey zor. Zor buluruz. Neyse devam ediyorum. Bunu yenemeyeceğiz gibi duruyor. Kendini iyileştirmesine bakın ya abi. Çok iyi. 6 debuff vermişiz Poison'la beraber. Ya öyle bir iyileştiriyor ki kendini. Ooo 44 iyileştiriyor. Bu ne hocam? Ya biz bunu sabaha kadar şey yapsak yenemeyiz yani. Maalesef.
Oyun burada bitiyor dostlar. 8 tane galibiyet elde ettik. 2 tanesini elde edemeden 5 kere yenildiğimiz için. Oyun bu kadar. Şu ana kadar 37 tane trofi toplayabilmişim zaten. Ama genel olarak oyun hakkındaki düşüncelerim zevkli abi. Basit ve zevkli. Ben bu işi beğendim. Roguelike elementlerini online bir oyuna taşımak gerçekten çok tatlı bir iş olmuş. Ben oynarken çok eğlendim. Umarım siz de oyunu denersiniz. Hele hele şu zamanlarda bedava bir oyun bulabilmek gerçekten zor. Vakit geçirebileceğiniz bedava bir oyun bulabilmek gerçekten zor. Zaten bilgisayarınızın öyle çok iyi bir bilgisayar olmasına da gerek yok. Hem düşük sistem gerektiren, hem basit hem eğlenceli, hem de olasılığı fazla olan, işte neyi nasıl yerleştirdiğinize göre, işte hangi eşyaları aldığınıza göre sinerji olayı falan, yani sonuçta biz Isaac oynuyoruz dostlar. Sinerjinin ne demek olduğunu biliyoruz. Çok fazla sinerjiye sahip bu oyun bence çok tatlı bir oyun. Ben bu oyuna 10 üzerinden 9 veririm yani. Geliştirilmesi gereken tarafları var mı? Tabii ki de var. Hem görsel olarak geliştirilebilecek bazı şeyler olabilir, hem optimizasyon olarak geliştirilebilecek bazı şeyler olabilir. Rahatlık açısından, efektiflik açısından da geliştirilebilecek bazı şeyler olabilir. Ama genel olarak çok tatlı bir oyun. Ben oynarken çok eğlendim. Dediğim gibi umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Eğer isterseniz tekrardan Backpack Battles oynamamı isterseniz yorumlarda bunu belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.